Okulumuz 1970-1971 öğretim yılında hizmete açılmıştır. Şu anda faaliyet gösterdiğimiz hizmet binamız, 2014 yılında İSMEP Sismik Riski Azaltma Projesi kapsamında güçlendirmeye alınmış ve 2015'te eğitim öğretime açılmıştır. Okulumuzda 30 derslikte 49 şubede 1456 öğrenci ile ikili olarak eğitime devam edilmektedir. Okulumuzda bir rehberlik servisi, bir özel eğitim sınıfı, bir satranç odası, bir müzik odası, bir bireysel destek alanı, bir konferans salonu, bir tekvando salonu mevcuttur. Okulumuzun mülkiyeti il özel idaresine ait olup 1000 metrekaresi kapalı, 420 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam alanı 1420 metrekaredir. Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürüttüğümüz Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik tekvando ve müzik kursları binamızda verilmektedir. Ayrıca egzersiz çalışmaları kapsamında okulumuzda öğrencilerimize yönelik satranç kursu, ritim kursu, halk oyunları kursu, tiyatro kursu, akıl oyunları kursu yapılmaktadır. PİKTES projesi kapsamında okulumuzda eğitim alan 158 Suriyeli öğrencimize yönelik cumartesi günleri 8 saat Türkçe ve matematik kursları verilmektedir. Okulumuz Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası sahibidir. Okulumuzda devam eden diğer projelerimiz ise şu şekildedir. Koridor kütüphanesi, hobi bahçesi, en temiz sınıf, sağlıklı dişler, güvenli gelecekler, etkinlik televizyonu, masal kahramanları aramızda, iyilik yap, denize at, beslenme dostu okul projesi, okuma ağacı, değerlerimizi yaşatıyoruz, ben yönetiyorum. Zeytinburnu Doktor Reşit Galip İlkokulu 1970 yılında eğitim öğretim hayatına merhaba demiştir. Okulumuz 2014 yılında İSMEP projesi kapsamında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirmeye alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Okulumuzda 25 normal 4 tane ana sınıf olmak üzere 29 derslik bulunmaktadır. 3 idareci, 1 müdür, 62 öğretmen ve 8 hizmetli personel bulunmaktadır. 1456 tane de öğrencimiz mevcuttur. Okulumuzun vizyonu ve misyonu açısından değerlendirecek olursak, en büyük amacımız ve felsefemiz öğrencilerimizi vatanına, milletine saygılı ve başarılı bir birey olarak yetiştirmektir. Okulumuzun gerçekleştirmek istediği hedeflerinden bir tanesi de Zeytinburnu malum. Velilerimiz genelde çocuklarını Bakırköy'e götürmektedir. Amacımız
Bakırköy'e giden velimizi geri çekmek ve kendi mahallemizi, kayıt bölgemizdeki öğrencimizi kendi okulumuza kaydetmektir. İyilik Yap Denizalt projesi çerçevesinde öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz sayesinde çevreden ve iş adamlarından temin ettiğimiz yardımlar sayesinde maddi durumları olmayan öğrencilerimizden yaklaşık 150 tanesine Aralık ayı içinde giyim yardımı yapılmıştır. Okuma yazmaya geçmek üzere olan öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla okuma ağacı projesi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Okuma yazmaya geçen öğrencilerimizi etkinlik televizyonunda, onun haricinde okulun giriş katında bulunan okuma ağacında resimlerini tek tek yayınlayarak onları onuru etmiş ve velilerini de sevindirmiş bulunmaktayız. Bu sayede normal şartlar altında Mayıs ayı içinde okuma yazmaya geçmesi gerekirken öğrencilerimizin %94.9'u Aralık ayının sonu itibariyle okuma yazmaya geçmiştir. Bu bizim açımızdan çok büyük bir başarıdır. Okuma yazmaya geçemeyen %5.1'lik öğrenci dilimi için ise öğretmenlerimizle anlaşmış olup gönüllülük esasına göre eğitim öğretim saatleri dışında bireysel ders programları düzenlenmiş ve bunlar hala faal olarak devam etmektedir. Son 2 yılda okulumuz ilçede oldukça ileri seviyelere ulaşmıştır. Bundaki amacımız, temel felsefemiz şudur. İnsanın kafası ne kadar rahat ederse o kadar çok verim alır. Bu sayede öğretmenlerimiz, velilerimize, velilerimiz öğrencilerimize yaklaşım açısından daha iyi iletişim kurmaya başlamış. Bu sayede okulumuza ellerinden gelen her türlü desteği sağlamış bulunmaktalar. Ve bunun sonucu olarak da okulumuz Zeytinburnu'nda gözde okullardan biri haline gelmiştir. Adım Sinan Güngör. Doktor Reşit Galip İlkokulu'nda öğretmenlik yapmaktayım. Okulumuzda sınıflarımız 35'i geçmemek üzere güzel bir ortamımız var. İnternet ortamımız. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek, fiziksel etkinliğimizi sağlayacak her türlü imkanı sahibiz. Okulumuzun sağlamış olduğu imkanları da en iyi şekilde yerine getirip öğrencilerimizi en iyi seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Ben bu çarpı demiyordum. Ne diyordum? 10 kere. 10 kere. Kere. Olayı anlayan kaç kişi var? Ben! Çiçekler yurdumda Atatürk diye açar, kuşlar gökte mutluca Atatürk diye uçar, çocuklar okullara Atatürk diye koşar, Atatürk al bayrakta kalplerimizde yaşar. Aziz Sivaslıoğlu. Ben 2G sınıf öğretmeni Arzu Yalman Üzümlü. Okuldaki ikinci yılımı yaşıyorum. Burada öğrencilerimizle teknolojik olarak donatılmış bir sınıfta eğitim, öğretim veriyorum. Ve sınıf dolaplarımız mevcut. Yine öğrencilerin ergonomik gelişimlerini tamamlamaları amacıyla, fazla çantalarına yük bindirmemek amaçlarıyla yapılmış sınıf dolaplarımız var. Ve dolaplarımızda kullanmadıkları kitaplarını bırakabiliyorlar. Ödevleri zaten olmadığı için tekrar okula geldiklerinde oradan alarak kullanabiliyorlar. Bununla birlikte velilerimizle işbirliği içerisinde okulumuzda yine tekrar farklı imkanlarla birlikte öğrencilerimizin en iyi şekilde fırsatlardan yararlanmasını sağlayabiliyoruz. Mesela koridorlarımızda bulunan su sebillerinden yazın tabii daha fazla faydalanıyorlar.
Bununla birlikte mutlu bir şekilde eğitim-öğretim yaşantımızı devam ettiriyoruz. Öyle mi çocuklar? Evet! Peki, teşekkürler. Şimdi takvim yaprağını inceleyelim, soruları cevaplandıralım. Takvim yaprağı hangi günü göstermektedir? Parmak kaldırıyoruz. Hangi gündü Sümeyye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merhabalar, ben Esra Arslan. Doktor Reşit Galip İlköğretim Okulu'nun ana sınıf öğretmeniyim. Sınıfımızda 24 kişi bulunuyor. Çocuklarımıza ilk olarak önce oyunla eğitim öğretiyoruz. Oyun yoluyla ki üst sınıfa daha rahat bir şekilde verim verebilmeleri için. İlk etapta çocuklarımıza kalem tutma eğitimiyle başlıyoruz ve makas eğitimiyle devam ediyoruz. Çocuklarımıza kitap setimiz var okulumuzda. Kitap setiyle eğitim sürdürüyoruz. Gün içinde çocuklarımıza doğum günlerimiz oluyor. Aile katılımı ile birlikte anneleri, babaları doğum günü kutlamalarına geliyorlar. Tamam, 21. sayfa geçiyoruz. Şimdi soruyu soruyorum. Bu bilmece, tamam mı? İsmim Şengül Karaca. Büyüdüğümde diş doktoru olmak istiyorum. Öğretmenimi çok seviyorum, arkadaşlarımı çok seviyorum. Bütün arkadaşlarıma iyi dersler, başarılar diliyorum. Benim adım Sinan Taş. Büyüyünce mimar olmak istiyorum. Bu okulu çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Çağla Sezer. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi başarılar. Merhaba. Adım Efe, soyadım Erdoğan. Büyüyünce doktor ya da İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Merhaba. Benim adım İnce Nur Keskin. Biraz sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce ben avukat olmak istiyorum.